kıymetli Serati Televizyon izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta Şifa Kapısı programımızda kıymetli hocalarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Ve bugün de yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sıcak yaz aylarındayız ve kronik hastalıklardan nasıl kendimizi muhafaza edebiliriz, nelere dikkat etmeliyiz? Uzman doktorumuz, dahiliye uzmanımız İsmail Çelik bizlerle birlikte olacaklar. Ben öncelikle hocamıza sormak istiyorum. Kronik hastalıklar denildiği zaman aklımıza ne gelmeli hocam? Evet, kronik hastalıklar dediğimiz tanı konduktan sonra uzun süre ya da ömür boyu tedavi gerektiren hastalıklara diyoruz. Bu hastalıklar zaman içerisinde alevlenmeler gösterirler. Zaman zaman da kontrol altına alınırlar. Ama mutlaka ilgili olan hekimler tarafından takibinin yapılması gereken hastalıklardır. Ülkemizde sık görülen hastalıklar bunlar, bütün dünyada olduğu gibi. Bunlara örnek verecek olursak, KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diabetes mellitus dediğimiz şeker hastalığı, hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyon, bazı romatizmal hastalıklar ki bunların içerisinde romatoid artrit özellikle çok sık görülen hastalıklardan biri. Kalp damar hastalıkları oldukça sık görülmekte ve aynı zamanda obezite yani ki şişmanlığı da bunun içerisine koyabiliriz. Bunların her birinin kendine özgü bulguları ve farklı tedavi yolları vardır. Ama hepsinde ortak dikkat edilmesi gereken özellikle yaz döneminde havaların sıcak olduğu dönemlerde ortak noktaları vardır. Genel anlamda hem biz bu ortak noktaları ve nelere dikkat edileceğini izleyenlerimizle paylaşacağız. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Peki hocam, kronik hastalıklarda şeker hastalığından bahsettiniz, diyabet dediniz. Peki şeker hastalığı nedir? Neden oluşur? Çeşitleri var mıdır? Korunma yollarından izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Evet. Tabii diyabetes mellitus şeker hastalığı pankreastan salgılanmakta olan insülin hormonunun ya yokluğu veyahut da var olup da yeterince etki gösterememesi sonucunda ortaya çıkar. Gıdalarla almış olduğumuz şeker bağırsaklardan emildikten sonra kana gelir. Kanda belli bir seviyeye ulaşınca insülin salınmaya başlar. Eğer insülin yeterli etki gösterirse bu var olan şeker dokulara ve organlara, hücrelere alınır ve burada enerji kaynağı olarak kullanılır. Ancak insülin yeterli düzeyde salgılanmıyorsa veyahut da hiç yoksa, etkili değilse, o zaman almış olduğumuz gıdalarla alınmış olan şeker kanda birikir ve şeker hastalığı ortaya çıkmaya başlar. Tabii şeker hastalığında primer ve sekonder olarak ikiye ayırıyoruz. Sekonder dediğimiz başka hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan şeker hastalığıdır. Bunlar daha az sıklıkta görülürler. Bunlar konumuzun dışında. Asıl primer dediğimiz pankreastan salgılanan insülin hormonunun yokluğu veya yetersizliği, etkinliğinin azlığı nedeniyle ortaya çıkan şeker hastalığı bu primer şeker hastalığıdır. Bunun da çeşitli gruplara ayrılmaktadır. En sık görülen 3 tanesinden bahsedeceğiz. Birincisi juvenil şeker hastalığı, juvenil diyabet yani çocukluk ve gençlik döneminde görülen şeker hastalığıdır. Bu genetik geçişle ilgisi yoktur. Genelde anne, baba ya da birinci derece akrabalarında şeker hastalığı bulunmaz. Oldukça gürültülü bir tabloyla ve şiddetli bir tabloyla acil servise başvururlar. Tedavilerinde mutlak olarak insülin kullanılır. Ve bunlar genelde zayıftırlar yapı olarak. İkinci grup tip 2 şeker hastalığı veya yetişkin şeker hastalığı. Bunlar 30 yaşından itibaren görülür. Ailelerinde birinci derece akrabalarında genelde şeker hastalığı vardır. Genelde kiloludurlar. Şeker hastalığının bulguları silik genelde kendini gösterir. Tedavide tip 1'de mutlak insülin kullanılırken bunlar da oral yoldan yani ağızdan alınan şeker ilaçları veya insülin ya da her ikisi birlikte kullanılır.
Bir üçüncü grupsa gebelikte görülen şeker hastalığı, gestasyonel diyabet diyoruz biz buna. Burada gebeliğin belli bir döneminde şeker hastalığı ortaya çıkar. Gebelik öncesinde herhangi bir şeker hastalığı yoktur ama bunların da aile yakınlarında genelde şeker hastalığı vardır. Bu kişilerde gebeliğin bir döneminde şeker hastalığı ortaya çıkar. Bunlarda genelde ağızdan olan ilaçları kullanmayız. Eğer ilaç kullanma gereği ortaya çıkarsa genelde insülin kullanırız. Var olan bir gebelikten sonraki diğer gebeliklerde de genelde şeker hastalığı ortaya çıkar. Doğumdan sonraki 3 gün içerisinde şeker hastalığı kaybolur. Ama bunların bir bölümünde hayatın ilerleyen dönemlerinde tekrar şeker hastalığı ortaya çıkar. Onun için bunların 6 ay ya da senede bir bu yönden takip edilmeleri gerekmektedir. İsmail Hocam, yine kronik hastalıklardan birisi olan tansiyon. Tansiyon hastalığı nedir? Çok duyarız, işte bende tansiyon var, ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım denilir. Tansiyonuma çok dikkat ediyorum denilir. Küçük tansiyon, büyük tansiyon. Biraz da tansiyon hastasının izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Tansiyon kalp dakikada 60-80 defa atar. Yani sistol dediğimiz bir olay vardır. Burada kalbe gelen kan çevrede bulunan aorta atılır. Bu atılan kanın damar cidarına yapmış olduğu, duvarına yapmış olduğu basınca tansiyon diyoruz. Tabii tansiyon genelde genetik geçişlidir. Bunda da birçok kimsede, aile yakınlarında genelde tansiyon hastalığı vardır. Ama bu da şeker hastalığında olduğu gibi genelde primer, sekonder diye ayrılır. Çünkü bazı hastalıkların seyrinde de o hastalıkların sonucu olarak tansiyon yüksekliği ortaya çıkar. Bazı böbrek hastalıklarında, bazı kalp hastalıklarında, vücuttaki bazı hormon hastalıklarında, hormon bozukluğu olan hastalıklarda mesela tiroid gibi, sürrenal bezi yetersizliği ya da fazla çalışması gibi durumlarda tansiyon ortaya çıkar. Bunlara sekonder diyoruz. Tabii bunların tedavileri yine tansiyon ilacı kullanmakla birlikte daha farklı ve bazılarında cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Primer dediğimiz şekil ise genelde en çok görülen şeker hastalığı gibi %85-90'ı primer hipertansiyondur. Bu genelde yaş ilerledikçe daha çok ortaya çıkar. Bu da 30 yaşından itibaren daha fazla gördüğümüz bir durumdur. Şimdi burada büyük tansiyon dediğimiz genelde sistolik olan tansiyondur. Yani kanın kalpten perifere atıldığı zaman biz ölçtüğümüzde ilk duymuş olduğumuz ses yüksek büyük tansiyon olarak adlandırılır. Tansiyon aletini manşonunu gevşettiğimiz zaman sesin kaybolduğu dönemde küçük tansiyon olarak söylenir. Bunun belli bir sınırı vardır. Normalde olması gereken değer 130'a 80'dir. Normal kişilerde, 18 yaşın üzerinde olan kişilerde. Tabii bir yüksek normal diye bir değer vardır. Bu tansiyonun, büyük tansiyonun 139'a kadar olan, 130-139 arası, küçük tansiyonda 85'ten küçük olduğu durumlara söylüyoruz. Bu değerlerin üzerinde büyük tansiyonun 140, küçük tansiyonun da 85'ten yüksek olduğu durumlarda artık gerçek tansiyonu başladı diye söylüyoruz. Bunlar da evre 1, evre 2, evre 3 olarak tansiyonun yüksekliğine göre değişir. Tabii evre ne kadar yükselirse tansiyon o kadar yüksektir ve kişi içinde, vücudundaki organlar içinde risk artar. İsmail Hocam, kronik hastalığı olan, rahatsızlığı olan kişiler tabii sıcak yaz günlerinde nelere dikkat edecekler dedik ve tatil zamanı geldi. Tatillerine, seyahatlerine nasıl gidebilirler, seyahat edebilirler mi? Kimler seyahat etmeyebilir ve seyahat ederken nelere dikkat edecekler? Evet, tabii yani önümüz yaz, bir de bizim ülkemizde şeker ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde böyle idari tatiller olduğu için insanlar ya eş dostlarını görmeye veyahut da yaz olduğu için sahil kentlerine, kasabalarına tatile gitmekteler.
Tabii ki kronik hastalığı olanlar, yukarıda saydığımız şeker, tansiyon, kalp, obezite, KOAH hastaları, romatizma hastaları mutlaka tatile gidecekler. Ama giderken dikkat etmeleri gereken bazı kurallar var. Nelerdir? Evet. Bir kere önce kimler gidemez onu bir söyleyelim. Bir kere tansiyonu çok yüksek olan hastalar, yani evre 2 ve 3'te olan tansiyonu kontrol altına alınamamış hastalar, tansiyonu kontrol altına alındıktan sonra gidebilirler. Yani büyük tansiyon 18'in, küçük tansiyonda böyle 11'lerde ve onun üzerindeyse bence önce bunun kontrol altına alınması, ilaçlarının ona göre düzenlenmesi, diyetinin ona göre yapılması ve ondan sonra seyahate çıkmasını öneriyoruz. Aktif kanser tedavisi gören hastalar, yani hastalara radyoterapi ya da kemoterapi dediğimiz ilaç ya da ışın tedavisi uygulanan hastalar, kürleri uygulanıyorsa o kür dönemlerinde çok seyahate çıkmalarını önermiyoruz. Çünkü bunlarda hem kan hücrelerinde belli oranda düşmeler oluyor, hem de bu ilaçlara bağlı ve ışın tedavisine bağlı yan etkiler, bulantı, kusmalar, halsizlikler, benzeri şeyler oluyor. Onun için o dönemde önermiyoruz. Şeker hastaları, eğer kan şekerleri 250'nin üzerindeyse, çok fazla su içiyorlar, çok idrara çıkıyorlarsa, ve özellikle kan elektrolitleri dediğimiz sodyum, potasyum gibi değerleri düşükse öncelikle bunların kontrol altına alındıktan sonra çıkmalarını öneriyoruz. Gerçi genelde bütün hastaların ilgili oldukları, bağlı bulundukları hekime, takip edildikleri hekime giderek tatile çıkmadan birkaç gün önce gereken tetkiklerini yaptırırlarsa tatile çıkmalarında ya da seyahat etmelerinde, öyle diyelim, en azından bir engel olmaz, bir engel durumu varsa da en azından ortadan kaldırılır. Bunun yanında, efendime söyleyeyim, kan sulandırıcı kullanan hastalar var, kalp damar hastaları var. Bu hastalardan antiagregan diye ağızdan alınan aspirin, Plavix veya Xarelto gibi bazı ilaçlar var. Bu ilaçları kullanıp aylık ya da birkaç ayda bir, bununla ilgili kanın ne kadar sulandığı, inceldiğiyle ilgili tahlil yaptırılmayan hastaların gitmesinde bir problem yok. Ama kumadin dediğimiz ilacı kullanan hastalarımız var. Bu daha ziyade akciğere pıhtı atan, ayaklarında tromboz dediğimiz pıhtılar oluşmuş ya da kalbinde ritim bozukluğu olması nedeniyle bu ilacı kullanan hastaların, ki bunlar ayda bir mutlaka protrombin zamanı ve INR dediğimiz bir tetkiki yaptırırlar. İlacın etkili olup olmadığını anlamak için bu tetkikin yapılması gerekir. Zira mevcut değerlerin altındaysa ilaç etkisizdir. Tekrar bir pıhtı oluşma riski vardır. Yok, eğer ilacın dozu fazla geliyorsa bu sefer kanama riski oluşturur. Bu kanama gözde, beyinde, bağırsaklarda, idrarda ya da ciltte kendini gösterir. Onun için mutlaka seyahate ya da tatile çıkmadan önce bu mevcut kan ölçümünün yapılıp uygunsa öyle tatile çıkması, uygun değilse gereken ilaç dozu ayarlamasının yapıldıktan sonra çıkmasında fayda vardır. Böbrek yetmezliği olan hastalar, onlar da aynı şekilde, eğer özellikle diyalizde olan hastalar bir kısa süreli eş dost ziyaretine gidiyorlarsa birkaç günlük çok problem olmaz. İlaçlarını yanlarına alırlar. Ama böyle bir hafta gibi bir tatile gidiliyorsa ve diyaliz hastasıysa, o zaman gideceği bölgede bir diyaliz merkezinin olduğunu araştırıp olabilirse öyle bir yere eğer tatile gitmesi uygun olur. Çünkü onlar haftada iki kere diyalize girdikleri için tabii bunu aksatmaları sağlıkları açısından risk oluşturur. Belli sıkıntılar yaşayabilirler. Bunun yanında tatile çıkarken ya da seyahate çıkarken, öyle diyelim, valizlerini hazırlarken sizce öncelikle neyi koymalılar? Önce ilaçlarını koysunlar. Evet. Önce ilaçlarını koyacaklar. Kalacağı süre yetecek, hatta birkaç gün fazla
kalacak, yetecek kadar ilacını koyması. Önce doktorlarına bir gitmeleri gerekiyor hocam. O gittiler, gitti, evet. Göründü, valizini hazırlıyor. Doktora göründü, evet. Okey aldı, valizini hazırlıyor. Önce ilaçlarını koyacak. Ve nereye koyduğunu bir başka yakınına da söyleyecek. O da görecek valizin neresine koyduğunu. İkincisi bir tansiyon hastasıysa ve tansiyon ölçüm cihazı varsa onu koyacak. Üç, bir şeker hastasıysa, şeker ölçüm cihazı varsa şeker ölçüm cihazını ve şeker ölçüm çubuğunu koyacak. Bunları öncelikle koyacak. Daha sonra giysilerini koyabilir, açık renkli. Genelde keten ve pamuk olmak kaydıyla ve ince giysileri tercih edecek. Seyahat sırasında ayağını vurmayan rahat ayakkabılar, terletmeyen ayakkabılar, bunları tercih edecek. Aynı zamanda gideceği bölge eğer bir sahil kasabasıysa ve yaz için bir tatile gidiyorsa mutlaka şapkasını, güneş gözlüğünü, koruyucu kremini mutlaka yanına alacak. Güneşte gittikleri zaman güneşte saat 10 ile 16 arası saatlerde güneşte kalmayacak. Genelde 10'dan önce ya da 16'dan sonra bunları tercih edecek. Eğer tatil yöresine gidiyorlarsa havuz yerine daha çok denizi tercih edecekler. Neden peki hocam? Tabii havuzlarda çok girenler oluyor. Her ne kadar klorlanırsa klorlansın, enfeksiyon açısından mantar başta olmak üzere mantar hastalıkları risk oluşturuyor havuzlar. Denizde bu risk oldukça düşük oluyor. O nedenle denizi daha çok tavsiye ediyoruz. Denize girmeleri daha faydalı olur. Bunun yanında deniz kenarında yürüdükleri zaman, hareket ettikleri zaman bu dediğimiz saatlerde, yani güneşten etkilenmeyecekleri saatlerde asla çıplak ayakla yürümesinler. Özellikle şeker hastalarımızda duyu kusurları olur. Bu duyu kusurları nedeniyle ayaklarında yanıklar oluşur, fark etmezler. Veya ayaklarına çividir, dikendir, taştır bir şeyler batabilir. Ayakları enfekte olur, tedavisi oldukça zor olabilir. Onun için bunlara dikkat edecekler. Seyahat sırasında bol sıvı tüketecekler. Sıvıyı ihmal etmesinler. Hem seyahat sırasında hem de gittikleri yörelerde. Çünkü hem şeker hastası, hem tansiyon hastası, hem kalp hastalarında genelde bazı ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçlar vücuttan su ve tuzun atılmasını sağlıyor kontrol altına almak için. Sıcak olduğu için bir de terleniyor. Terle su ve tuz kaybediliyor. Eğer yeterince sıvı almazlarsa bu sefer böbrekleri başta olmak üzere diğer organlarda olumsuz etkilenirler. Onun için dediğim gibi sıvıyı öncelikle su. Evet, öncelikle su olacak. Su olacak. Evet. Diğer sıvıları içecekler. Alabilirler. Bunun yanında yolda giderken yediklerine, içtiklerine dikkat edecekler. Aslında en önemlisi de o değil mi evet. hocam? Yani tavuk, mayonez, efendim mantar gibi sıcaktan çabuk etkilenen, bozulan gıdalardan uzak durmaya çalışsınlar. Güvenmedikleri yerden yemek yemesinler. Yine sebzelerin ve meyvelerin iyi yıkanmasına dikkat edilsin. Çünkü bunlar mide ve bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Az önce niye havuz değil demiştiniz. Yine bu bölgede havuzda da özellikle mide bağırsak yönünden etki edecek, işte ishal, bulantı, kusmaya neden olacak mikropların üremesi çok fazla olduğunda yine bir bağırsak enfeksiyonu geçirebilir. Hem hastalığının alevlenmesi durumu ortaya çıkabilir hem de tatili, seyahati zehir olabilir kendisine. Onun için bunlara özen gösterecek. Yaz, piknik alanlarına gidiyoruz, mesire alanlarına gidiyoruz hocam. Ve en çok tercih edilen mangal. Ateşte pişirilen mangal. Peki bunun da zarar var mıdır? Yani şimdi bu bizim kültürümüzde var. Evet. Yani siz bunu ne kadar söylerseniz söyleyin bizim halkımız ondan vazgeçmez. Biz de vazgeçmiyoruz. Yani burada yapılacak olan şey kömürün iyi yanması. Yani kömür iyice yandıktan, iyice kor haline geldikten sonra pişirmekte herhangi bir sakınca yok. Ama mangalın üstünün çok iyi temizlenmesi, mangalı tutuşturmak için kimyasallar kullanılmaması,
Bunlar evet, çünkü doğal olması gerekiyor. Tabii yani çırağıyla, odunla, benzeri şeylerle tutuşturulacak ve kor haline gelip iyice yandıktan sonra pişirmekte bir sakınca yoktur. Tabii burada şeker, tansiyon, kalp hastalarının yağlı olan etleri tercih etmemeleri, onlara dikkat edecekler. Yani ızgara bizim kültürümüzde var, yesinler, yemesinler demiyoruz ama yani dediğimiz şeylere uyarlarsa daha rahat ederler. Biraz da İsmail Hocam, her şeyi tadında ve kararında yemek gerekiyor, öyle değil mi? Yani her şeyin bir limiti var diyoruz ya. Yani onun için hasta olmaya gerek yok. Yani bu sağlıklı kimseler için de geçerli. Yani patlayıncaya kadar yemenin bir anlamı yok. Tıksırıncaya kadar yemenin bir anlamı yok. Zaten duyuncaya kadar yemezseniz, belli bir süre yedikten sonra biraz ara verirseniz zaten durgunluk hissi 15-20 dakika sonra başlar. Zaten yemekten vazgeçersiniz. Ama yemeye devam ederseniz o durgunluk hissi olmayacağı için ondan sonra işte karnınızı tutarsınız, bir soda içeyim dersiniz, evet, öf püf edersiniz. Hele hele sıcakta bu daha yoğun olur. Özellikle sıcak ortamlarda daha çok sulu, hafif gıdaları tercih etmek en doğrusudur. Daha böyle meyve. Meyve ağırlıkta, sebze ağırlıkta, sulu gıdalar. Ama dediğim gibi et ya da benzeri şeyler oluyorsa kızartma, kavurma gibi şeyler değil. Patates, patlıcan, biber kızartma değil. Çünkü yağlıdır, hazmı zor olur. Tabii ki. Daha sulu, daha hafif gıdaları tercih etmek her zaman daha iyidir. Ekmeği çok tüketiyoruz. Yani ne kadar az yiyelim desek de biraz da abartıyoruz. Yani şimdi pirinç yemeyen içinde ekmek yemeyen Türk olmaz. Yani bu kuraldır. Öyledir. Gerçi alışkanlıklar değişiyor şimdi ama yine eski kuşaklar bunu yeterince tüketiyorlar. Yeni kuşaklar da tüketiyorlar. Yani beyaz ekmekten daha bir uzak durmak, kepek, buğday, o tür ekmeklere yönelmek daha doğru. Ama bir ya da iki dilim yemek en doğrusudur. Evet. Ama bizler pilavla da makarnayla da ekmek yemeyi seçen bir milletiz. İleri dönemlerde değişecektir. Doğru mu? Değil. Çünkü hem o tür gıdalar, ekmeğin kendisi, pilav, pirinç, pilav, makarna gibi gıdalar vücutta birikmeye, yani kilo almaya, şişmanlığa neden oluyorlar. Bu durumda da hem şeker hem de tansiyon hastalığının daha kolay ortaya çıkmasına zemin hazırlıyorlar. Hele hele bir de ailede genetik anlamda bir yatkınlık varsa, aile yakınlarında da varsa bu daha kolay ortaya çıkıyor. Dediğim gibi ekmek yersin ama bir ya da iki dilim, ama normal dilim. Şeker hastalarının genelde karpuz, kavun, üzüm yememelerini duyarız. Bu ne kadar doğru? Yani sınırlı olarak veriyoruz. Eğer şekeri kontrol altında, şeker hastalığı kontrol altındaysa aç karına olmamak kaydıyla yemekten sonra küçük bir parça karpuz, ama oturup yarım karpuz değil veya oturup bir salkım üzüm değil, 8-10 tane, yani tadımlık anlamında yiyebilir. Ama hem karpuzu hem üzümü hem kavunu beraber yemeyecek. Yani bir öğünde onu yer o gün, ertesi gün bir öğünde diğerini yiyebilir. Ama dediğim gibi bir ya da iki küçük parça, o da tadımlık olmak kaydıyla. Elma yiyebilir, armut yiyebilir, muz yiyebilir, şeftali yiyebilir. Yine dediğim gibi, ama seçilmiş olan işte elma, armut, muz, şeftali gibi gıdaların çok olgun olmamasına dikkat edecek. Çünkü çok olgun olursa şekeri etkiler ama hamda olmayacak, mide bağırsağını bozmasın. Normal olgunlukta olanları tercih etmesi tavsiyemizdir. Zamanla kendimizi kaptırıyoruz İsmail Hocam. Zamanla kaptırıyoruz, işe kaptırıyoruz. İstanbul metropol bir il. Tabii burada zamanla yarışıyorsunuz. Bazen de yemeği unutabiliyorsunuz. Ve sonra elim titredi, işte tansiyonum düştü, şekerim yükseldi. Çantamda bir çikolata taşıyayım, bisküvi taşıyayım. Bu tür konularla karşı karşıya kalıyoruz. Yani şimdi tabii öğünlerin arası çok açılırsa ve kişide de şekeri fazla varsa, düşerse, tabii ki yani bir zemini de varsa, genetik olarak yakınlarında bir şeker öyküsü varsa, o zaman uzun süre açlıkta şekerde düşmeler olabilir. O zaman kişi bir de bak bunu yiyince rahatlıyorum havasına girer ve yerse, onlar da aynı zamanda hem şekerin oluşmasına katkıda bulunur hem de kilo almasına. Onun için az az sık sık yemek, yemekleri zamanında yemek en doğrusudur.
Yani arada bir kaçırabilirsiniz, sorun değil. Arada bir yemenin bir problemi yok ama bunu alışkanlık haline getirmek yanlış olan olur. Peki hocam, şeker hastalığından, diyabetten de bahsettik. Peki sağlıklı bir insanın bir günde nasıl bir öğün tablosunun olması gerekiyor? Yani şimdi bu kişiye göre değişir. Kişinin kilosuna, çalışma ortamına, işine, birçok faktöre göre değişirler. Yani bu daha çok diyetisyenlerin konusudur. Onlar bilirler, boyunuzu ölçerler, kilonuzu ölçerler, işte vücudunuzdaki yağ oranını ölçerler, işte insülin direnciniz var mı, bunlar ölçülür. Onların sonucuna göre size zayıflamak mı istiyorsunuz, aynı kiloda mı kalmak istiyorsunuz, kilo mu almak istiyorsunuz, ona göre bir diyet şeyi çıkarırlar. Tablosu çıkarırlar. Tabii ben yaz dönemi olduğu için ayrıca en çok izleyenlerimizin bilmesi gereken en azından bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Sıcak çarpması. Nedir sıcak çarpması? Sıcak çarpması nedir? Halk arasında tabii biz güneş çarpması da deriz ama sadece güneşte kalmakla olan bir şey değildir bu. Buradaki olay güneşte uzun süre kalmak veyahut da nemli ve kapalı ortamlarda uzun süre kalma sonucunda vücut sıcaklığının artması ve bunun sonucunda hayati problemler yaratabilecek bir durumun ortaya çıkması. Yani tehlikeyle karşı karşıya kalınabilir. Çok büyük nemli ortamlarda kalınabilir. Nemli kapalı ortamlarda. Yani güneş görmesine gerek yok. Güneşte kalırsanız yine aynı şey olur ama sadece güneşte kalmakla olmaz. Bu durumda sıcak bitkinliğinden başlayarak, sıcak bitkinliği dediğimiz şudur, güneşte ya da öyle bir ortamda fazla kalırsanız sıvı ve tuz kaybedersiniz. Genel bir derin halsizlik ve yorgunluk olur. Evet. Bu sıcak bitkinliğidir. Bu evde de tedavi edilebilir. Yeterince gölgeye geçersiniz, yeterince sıvılar alırsınız, olay geçer gider. Ama bu aşamanın bir sonrası yine güneşte kalma ya da öyle ortamda bulunmaya devam ederseniz o zaman vücut vücudunuzda bulunan kan deriye doğru gönderilir. Buradaki amaç kanın soğutularak vücut ısısının düşürülmesidir. Aynı zamanda nefes alıp vermede artmalar olur. Bu da vücut ısısının düşürülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda terleme mekanizması ortaya çıkar. Bu da vücut ısısının düşmesini sağlar. Ancak yine bu ortamda kalma devam edecek olursa ya da güneşte artık bu mekanizmalarda bir işe yaramaz. Sonuçta vücut ısınız yükselmeye başlar. Bunun sonucunda baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı ve kas kramplarıyla bir tablo ortaya çıkar. Böyle bir durumda kişi görüldüğü zaman bunun hemen gölgeye alınması ya da serin bir ortama alınması, üzerindeki sıkı giysilerin çıkarılması, gevşetilmesi, ortam uygunsa çıkarılması, gerek başına, alın kısmına, gerek göğsüne, kollarına ve ayaklarına soğuk suda ıslatılmış bezler konulması veya buz torbaları belli bir şeye sarılarak konulması, vücut sıcaklığının düşürülmesi yoluna gidilir. Vantilatör veyahut da klimalı bir ortama alınır eğer imkan varsa. Kişinin bilinci kapalıysa mutlaka bir tarafına yatırılır, sağına ya da soluna. Çünkü bilinci kapalıyken kusar ve kusmuklarını yutabilir. Akciğerine özellikle kaçabilir bu sırada. Bu da çok ciddi akciğer problemlerine sebep olabilir. Aynı zamanda bu tür kişiyle tabii bu arada sağlık kuruluşuna haber vermek en önemli meseledir. Bu ilk yapılan şeyler ilk yardım bazında herkesin yapabileceği şeyler ve herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Peki hocam sıcak çarpmasıyla kimler daha çok karşı karşıya gelir ve sıcak çarpmasında yaşın bir etkisi var mıdır? Şimdi sıcak çarpmasında tabii yaşın etkisi vardır. Genelde 5 yaştan küçük ve 65 yaştan büyükler daha kolay etkilenirler. Bunun yanında başta bahsetmiş olduğumuz kronik hastalığı olan kimseler, şeker, tansiyon, kalp hastaları, kronik bronşit hastaları bundan etkilenebilirler. Bunun yanında antidepresan ve antipsikotik ilaç kullanan hastalar, bunlar etkilenebilir. Parkinson ilacı kullanan hastalar etkilenebilir. Bunların daha dikkatli ve daha özenli olması
gerekiyor. Peki İsmail Hocam, sıcak çarpmasıyla karşı karşıya kalan kişilere ilk yardım olarak ne yapmamız gerekiyor? Ve tabii ki bununla birlikte yapılmaması gerekenler de var mı? Evet. Az önce bahsetmiştik. İlk yardım kolay burada. Kişinin serin bir yere alınması, bir gölgeye alınması ya da serin bir odaya alınması, varsa vantilatör ya da klima ile soğutulması, eğer bilinci bulanıksa, bilinci yerinde değilse sağ ya da sol yanına yatırılması. Soğuk bahsetmiştik. Su. Onu da anlatacağım. Çünkü kusarsa kustuğu şeyleri yutabilir, özellikle akciğerine kaçabilir. Bu da demiştik hayati problemler yaratabilir tedavi açısından ve sağlık açısından. Bunun yanında soğuk bez, soğuk suya batırılmış bez parçaları bu alnına, göğsüne, kollarına konur. Veyahut da buz torbaları belli bir beze sarılarak uygulanabilir. Genelde 40 derecenin üzerinde kalma durumlarında zaten ortaya çıkar. Ama biz hızla bu vücut ısısını düşürme yoluna gitmeyiz. Genelde 39-39,5 derecelere getirir öncelikle. Yani yavaş yavaş. Yavaş yavaş tabii. Yani bu dereceye getiririz. Bundan sonra yavaş yavaş düşmesini sağlarız. Evet, yavaş yavaş düşmesini sağlarız. Hastanın ayaklarını biraz yukarıya kaldırırız. Ayağının altına bir şeyler koyarız. Çünkü beyne giden kan miktarını arttırmak isteriz. Kan basıncı önemli. Tabii ki arttırmak isteriz. Bunun yanında kol ve bacaklarına yine masaj yaparız. Yine aynı şekilde kan dolaşımını sağlamak ve beyne kan gidişini sağlamak adına. Bunlar genelde ilk yardımda yaptığımız şeyler. Tabii böyle birini gördüğümüz zaman bunları yaparken de sağlık ekiplerini ararız. Onlar gelirler. Ondan sonraki tedavisi zaten bilinci kapalıysa, bulanıksa hastanede devam eder. O farklı bir durumdur. Peki böyle kimselere ne yapmamız evet. gerekir? Böyle kimselere bir kere eğer bilinci bulanık ya da kapalıysa asla ağızdan sıvı vermeyeceğiz. 2 katı gıdaları vermeyeceğiz. 3 asla alkol koklatmayacağız. Asla alkol koklatmayacağız. Yanlış yapıyor. Bazen soğan koklatırlar, kolonya koklatırlar. İşte, hayır, bunların hiçbirini yapmayacağız. Bilinci kapalı olduğu için bunların hiçbirini yapmayacağız. Dediğim gibi ilk yardımı yapacağız. Sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyeceğiz. Hocam, kronik hastalıklarda tansiyon hastalığından az önce bahsettiniz. Tabii bize gelen sorular da var. Bu sorulardan biri de tansiyon hastalarının kullandığı ilaçlarda böbreklere bir zarar verir mi diye sorular geliyor. Peki gerçekten böbreklere zarar veriyor mu alınan ilaçlar? Şimdi tansiyon hastalığının kendisi, şeker hastalığının kendisi, kronik hastalıkların birçoğu böbreğin kendisine zarar verir. Bu tür hastalarda ve bu hastalıklarda ilaç kullanmak hem böbreklerde gelişecek olumsuzlukları hem de hastalığın diğer organlarda oluşturacağı olumsuzlukları ortadan kaldırır. Yani bu tansiyon ilacı benim böbreğime zarar veriyor. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü burada ilacın sağlayacağı faydayla ilacın yaratacağı yan etkiler kıyaslanır. Yani ilacın faydalı etkisi 1000'se yan etkisi 1'dir. Zaten böbrek hastalıklarının bazıları direkt olarak tansiyonla kendini gösterirler. Yani böbrek yetmezlikleri böyledir, glomerülonefrit dediğimiz böbrek iltihapları böyledir. Bazı romatoid artrit ya da bağ dokusu hastalığı gibi kronik romatizmal hastalıklar hep böbrekleri etkilerler. Ve böbreklerde hasara neden olurlar. Eğer biz tansiyon ilacı verip o tansiyonu kontrol altına almazsak bu hasar daha hızlı ortaya çıkar ve kişinin yaşamını kısaltır ve hayatını, yaşamasını olumsuzlaştırır. Yani yaşam kalitesini düşürür. Bazı ilaçlar vardır. Böbrekte belli bir değer ortaya çıkınca onları vermekten kaçınırız. Ama yerine başka ilaçlar veririz. Böbrekten süzülmesi, sıkıntı yaratabilecek değere ulaşırsa, yani kişinin üre kreatinin gibi
böbrek çalışmasını gösteren kan değerlerinde eğer bir yükselme varsa, mesela ACE inhibitörü dediğimiz ilaçlar var. Bunlar da genelde 2'ye kadar olursa kreatinin vermeye devam ediyoruz. Ama 2'nin üzerine çıkarsa o zaman bu tür ilaçları kullanmıyoruz. Ama onun yerine kullandığımız başka grup ilaçlar var. Onları mutlaka kullanıyoruz. Yani böbrek zarar gördü, bu zarar artar diye ilacı bırakmak hem böbreğe hem kendine daha çok zarar verir. İsmail Hocam, yine izleyenlerimizden gelen sorulardan birisi de yüksek tansiyon hastalığı hangi organlara zarar olur? Hangi organlarda hasar bırakır diye bir soru gelmiş ama hocam. Evet. Yani hipertansiyon damarlarla ilgili bir sağlık problemidir. Evet. Damar olan her organı etkiler. Ama bunların içerisinde öncelikle etkilediği birkaç organ vardır. Bunlardan biri böbreklerdir. Böbrek damarlarını etkileyerek böbrek yetmezliğine neden olur. Hem tansiyonun daha çok yükselmesine hem de bu tür hastaların zaman içerisinde diyalize, makineye bağlanmalarına neden olur. Bunun yanında kalp önünde belli bir yük oluşturur ve kalp hastalıkları ve kalp yetmezliğine sebep olur. Bir diğeri göz damarlarını etkiler. Hatta gerek şeker gerek tansiyon hastalarının bir bölümü dahiliye hekimlerine göz doktorları tarafından gönderilirler. Çünkü ilk bulguları genelde göz dibindeki damarlarda, yani o küçük damarlarda etkilenmeyle kendini gösterir. Hasta farkında değildir tansiyonu olduğundan ama göz dibine bakarak o etkilenmeleri görerek bize yönlendirir. Körlüğe kadar giden göz problemlerine neden olur. Bir diğeri beyin damarları ve beyinde damar tıkanıklıklarına ve felçlere sebep olabilir. Bu nedenle tansiyonun kontrol altında alınması çok önemlidir. Yani benim tansiyonum 17-18, bana bir şey olmuyor diye ortalıkta gezinmek çok doğru bir hareket değildir. Yani tansiyonla aynı şey şekerle de inatlaşmanın bir anlamı yoktur. Zararı siz görürsünüz. Mutlaka ilaçlarınızı düzenli kullanmanız, saatinde almanız, tansiyon hastasıysanız, şeker hastasıysanız, ikisini bir arada söylüyorum. Genelde çünkü şeker hastalarının bir bölümünde ve büyük bir bölümünde tansiyon hastalığı da ortaya çıkar zaman içerisinde. Mutlaka diyetinize dikkat edeceksiniz. Tuz ve unlu şeylerden, tatlı şekerli şeylerden uzak duracaksınız. Mutlaka günlük egzersizlerinizi yapacaksınız, ihmal etmeyeceksiniz. Hamur işinden, unlu şeylerden uzak duracaksınız. Ama öncelikle tuz ve tuzlu gıdalardan tansiyon hastaları için uzak durmakta fayda var. Donmuş gıdalar çok fazla tuz içerirler. Hazır çorbalar fazla tuz içerirler. Konserveler çok fazla tuz içerirler. Bunları yememelerini tavsiye ediyoruz. Sebzeyi de meyveyi de zamanında ve taze olarak yiyin. Donmuş gıdalardan uzak durun tansiyon hastaları için. Ama bu tansiyon hastaları dışında diğer bütün herkes için de geçerli olan bir kuraldır. Çünkü bir maddenin raf ömrü ne kadar uzunsa, bu yoğurt olabilir, bu süt olabilir, bu meyve suyu olabilir, o maddelerde o kadar çok koruyucu var demektir. O koruyucuların çoğu da sağlık açısından sakıncalıdır. Evet, içeriklerine baktım zaten. Da orada koruyucu etkin madde de evet, yazar hocam. Evet, yani bir yoğurt bir ay dayanmaz. Evet. Yani hazır evde yapılan yoğurt da aynı. İki günde, üç günde ekşir buzdolabında bile. Ama hazır yoğurtlar, ayranlar, meyve suları, yani o kadar uzun süre koruma sağlayan maddeler var ki bunlar genelde vücuda yabancı olan maddeler. Sonuçta zarar veriyorlar. Evet. Yani hocam şunu söyleyebiliriz izleyenlerimize. Gerek tansiyon hastalığı, gerekse şeker hastalığı ciddiye alınması gereken önemli bir hastalık. Ciddiye alacağız. Yani ciddiye almazsanız zararını siz görürsünüz. Hem şeker hem tansiyon, söylediğimiz gibi böbrek, kalp damar, evet, göz, beyin damarlarında ve şeker ayrıca ayak damarlarında büyük tıkanıklıklara ve sıkıntılara yol açar. Diyalize giren, yani böbrek yetmezliği nedeniyle
makineye bağlanan hastaların yarısı şeker hastasıdır. Peki tansiyon hastalarının aldıkları ilaç bağımlılık yapar mı hocam? İlaçlar? Şeker, tansiyon, kalp ilaçları gibi ilaçların asla bağımlılık yapıcı bir özelliği yoktur. Bu ilaçlar aksine tedavi edici özelliği olan ilaçlardır. Ama şunu bilinmesi gerekir ki %85'e kadar, yani %85'i mevcut şeker ve tansiyon hastalarının genelde genetik geçişli olduğu için, damar sertliğine bağlı olduğu için tansiyon, şeker yine genetik geçişli olduğu için bu ilaçları ömür boyu kullanma durumundalar. Yani ilacı kullanmazlarsa şekerleri de tansiyonu da yükselir. Ama obezite dediğimiz fazla kiloya bağlı şeker ve tansiyon ortaya çıkmışsa, yemelerine içmelerine dikkat ederlerse, egzersiz yaparlarsa, normal kilolarına gelirlerse şeker ve tansiyondan kurtulma şansları vardır. Onun için öncelikle normal, ideal kilolarını muhafaza edecekler, kilo almayacaklar. Biz zaten sınırda olan tansiyon ve şeker hastalarımızda hemen ilaçtan ziyade beslenme alışkanlıklarını, yaşam şartlarını değiştirmelerini öneriyoruz, takip ediyoruz. Eğer buna uyuyorsa ve bundan fayda sağlıyorsa ilaca başlamıyoruz ama takip ediyoruz. Ama kişi buna uyamıyorsa ya da uyduğu halde yeterli etkiyi sağlayamıyorsak o zaman ilaca başlıyoruz. Şeker, tansiyon, kalp ilaçlarının bağımlılık yapma gibi bir özellikleri yoktur, yanlıştır. İsmail Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi ekranların başındaki izleyenlerimize paylaştığınız için. Peki son olarak bizlere neler söylemek istersiniz efendim? Tabii yaz, güneş, güneşe çıkmak isteyen izleyicilerimiz var. Sağlıklarına nasıl dikkat edecekler diye püf noktalarından bahsettiniz. Son mesajlarınızı alalım İsmail Hocam. Kronik hastalığı olan hastalarımız tatile gidebilirler, seyahat edebilirler. Ama bahsetmiş olduğumuz, önermiş olduğumuz şeylere dikkat edecekler. Unsurlar. Yemelerine, içmelerine dikkat edecekler. İlaçlarını asla bırakmayacaklar. İlaçlarını düzenli kullanacaklar. Yemek saatlerini, öğünlerini geçirmeyecekler. Tuzuna, unlu gıdalara dikkat edecekler. Daha önce de söylemiştim. Özellikle herkes için bu geçerlidir. Hazır kekler, bisküviler, çikolatalar, gazlı içecekler, hazır olan meyve suları, kolalı içecekler ve dondurmadan olabildiğince uzak durulması lazım. Çünkü bunların hepsi glikoz şurubudur ve maliyeti ucuz ama fazla tat verdikleri için bu endüstrideki firmalara para kazandıran ama kişilere çok zarar veren şeylerdir. Şeker kamışından elde edilmiş, şeker pancarından elde edilmiş şekerleri kullanmak, evdeki toz şekerinizi, kesme şekerinizi alırken mutlaka kutunun arkasına bakın, şeker pancarından elde edilmiş şekerleri kullanın. Onlarla tatlı yapabilirsiniz, çok abartmama kaydıyla yiyebilirsiniz. Tabii ki çocuklardan çikolatayı, keki, dondurmayı kesmek mümkün değil. Fast food'ları kesmek mümkün değil ama belli bir sınırlama getirmek, arada yemelerini sağlamak en doğrusudur. Ama biz yetişkinlerin bu konuya daha çok dikkat etmeleri gerekmekte. Ve çağın hastalığı obeziteden de lütfen uzak duralım. Bu bahsettiğimiz şeyin zaten obezitenin en büyük sebebi bu söylediğimiz gıdalar. Bir, sedanter yaşam, yani hareketsizlik. İki. Esra Hanım, dilerim konuştuğumuz şeylerle bizi izleyenlere faydalı oluruz. Bizi izleyen tüm izleyenlerimizin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini, tatile çıkacaklarsa ve şeker, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıkları varsa ilaçlarını bırakmamaları, diyetlerine dikkat etmeleri, huzurlu ve mutlu günler geçirmelerini diliyorum. 3-2-1-5. Evet kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, yine bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kronik hastalıklardan bahsettik. Yaz aylarında kronik hastalıklarımıza nasıl dikkat edeceğiz ve sıcak yaz günlerinde tatilimize nasıl gideceğiz? Bütün bilgilerimizi kıymetli hocamızdan, dahili uzmanımızdan, uzman doktor İsmail Çelik'ten dinledik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
siz değerli izleyenlerimize ise sağlıklı günler diliyoruz. Şifa Kapısı programından ayrılmayın. Haftaya yine aynı saatte sizlerle olma dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygıyla sevgiyle kalın efendim.